Merhabalar. Merhaba. Evet. Sonunda bu haftanın oyuncaklarında E3 özel bölümü ile Karşınızdayız. Cümlenin karşınızdayız. sonunu tahmin etmek Evet, zor çok ilgi oldu. çekiciydi. Çünkü ben de emin değildim nereye gittiğimden. Evet, geçen hafta yeni oyuncağımız yoktu. Bu hafta resmen E3 öncesi, sonrası ve E3 süreciyle geçti. Yani oyuncaksız bir haftaydı. E3 vardı bir tek gerçekten de. İşten güçten de pek vakit bulamadık zaten başka bir şey Evet. yapmaya. Dedik E3 haftasına saklayalım biz bu E3 muhabbetini Evet. tamamen. Bir kere de şöyle 5 saatlik bir videoyla O, yani 6 da sürebilir şimdi. belli Kandırmayalım olmaz baştan. ne kadar süreceği. Evet, E3. Peki, Zeynep bekledik bekledik. Beklediğimize değdi mi sence? Değdi. Değdi mi? Benim için değdi. Yani çok incana cincana gitmeye gerek yok. Heyecanlandın mı? Mutlu oldun mu? Merak ettin mi? Evet. Tamam işte. Kesinlikle. Ya. Bak bunlar yaşandı. Evet Doğru ya. diyorsun. Yani Pozitife odaklanmak gerek. benim daha fazla çıkış yapmasını beklediğim şirketler vardı. Microsoft gibi, Xbox markası gibi. Ya da belki Sony yine bir iki sürprize gelir diye düşünüyordum. Ama o taraflardan çok ses çıkmadı ama çok da umut vermediğim bir taraftan Nintendo'dan çok 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 büyük sesler çıktı. Çok da memnun kaldım diyebilirim bu E3 sürecinden. Yani son kısmı daha bir keyifliydi, değil mi? Ubi. Ubi de çok Ubisoft. güzeldi. Evet, Ubisoft çok keyifliydi. Nintendo Onu da çok ben keyifliydi. beklemiyordum yani. Onu evet. Ben de çok beklemiyordum Nintendo açıkçası. beklediğimden fazlasını verdi. Aslında bu oyunların varlığını biliyorduk Nintendo'nun söylediği, bizim asıl Bazılarını sevindiklerimizin. bilmiyorduk. Bazılarını. Mario'ları, Yoshi'leri falan bilmiyorum. Mario'yu biliyorduk, Yoshi'yi bilmiyorduk. Bilmiyor muyduk? Kirby'yi bilmiyorduk. Ben içimden biliyormuşum. Metroid'i bilmiyorduk. Sen içine Metroid'e dönmüş. heyecanlanamadım çünkü. Ya Çok şeyim benim de yoktu. Metroid'le pek bir alakam yok ama çok beklendiğini biliyorum Evet, yani. bekleyenler için heyecanlandım. Evet, bir o zaman Bakalım. başlayalım hafiften hafiften. Bir Xbox sunumuyla başlayalım mesela. Ne Hay dersiniz? Şimdi Xbox, sevgili Xbox, Scorpio'nun fiyatını açıkladı. hay. 499 mu 500? 500 dolar diyelim biz ona, değil mi? Evet. 500 499 dolardan şey olanı. Büyük ve geniş olanı. Xbox One Xbox X One X, Scorpio olanı. işte eski Xbox adıyla. One S Büyük değil. olanı. Büyük değil ve geniş değilmiş. En küçüğü olduğunu iddia ettiler. Yok, S'ten daha büyük kapasiteye Ha, sahip. tabii. O yüzden Yani 250 dolar diyelim en güçlü çünkü. olanı diyelim. İşte 2'ye 3'e katlayan herkesi güç açısından diyelim. Evet. Xbox One X işte Scorpio adıyla beklenen konsoluydu. Xbox'ın çok güçlü olacağı testlerde de Digital Foundry testlerinde de gösterildi zaten. Orada bir gimmick yok yani bir üç kağıt yok. Evet, Gerçekten de güçlü bayağı bir bayağı konsol. havalı görünüyor. Bu fiyat 500 dolar bence çok değil. Yani şöyle söyleyeyim hani şimdi tüketicinin önceliklendirdiği şeyler çok garip mesela hani Apple ürünü dediğinde 500 dolar çok büyük bir fiyat gibi gelmiyor ama nedense hani atanmış bir oyun konsolu dendiğinde büyük bir fiyat gibi geliyor mesela. Bunlar biraz tüketici algısının şekillendirilmesiyle alakalı diye düşünüyorum ben. Bu kadar güçlü bir konsola bence kesinlikle çok fazla bir fiyat değil 500 dolar. Ama kendi içinde baktığında bir oyun konsoluna verilecek yüksek bir meblağ olduğu da bir gerçek. Evet, ama algı dediğin gibi çok önemli. İnsanlar çünkü yıllardır oyun konsollarına çok pahalı diyor ama ceplerinde çatıştıkları ve tüm gün bilmem ne boncuk oyunları oynadıkları telefonlar kaç katı fiyatı da Tabii, olabiliyor konsolların. O olabiliyor. yüzden algı da bitiyor. Mesela evde Kesinlikle. hiç konsolun yoksa yeni işte ne bileyim 4K televizyon almışsın, böyle güzel bir setup yapayım diyorsun. Pahalı gelmeyebilir. Pahalı gelmeyebilir. Ama bu konsolun tökezlediği yer bence. Ben sandım ki bu şeyde sunumda Phil Spencer ağabeyimiz kendini aşacak ve konsol için büyük 2-3 tane eksklusif duyuracaklar diye umdum. Yani en azından Windows ve konsol için olsun bari yani. Şimdi Xbox'ın çok yanlış yaptığı bazı şeyler var son dönemde. Bu kadar güçlü bir konsol yapıyorsun birincisi. Multiplatform yani birden fazla platforma çıkan yani benim PlayStation 4'ümde olan oyun mesela. Oynamak için ben gidip Xbox One X alacak değilim. Yani bir eksklusivin olması lazım ki, değil mi? İster PC ile beraber olsun, ister ayrı olsun, insanlara Microsoft markasının ürününü aldıracak bir şeyin olması lazım. Ya özellikle zaten E3'ü izleyen, oraya giden vesaire insanların çoğunun konsolu, evde konsolu vardır diye
bir varsayımda bulunabilirim. Haksız mı? Tabii tabii. Tabii. Yani böyle bir evimde konsolum varsa, özellikle sadece onda oynayabileceğim eksklusif bir oyun olmazsa niye alırım? Hani konsollarımı yükseltmek istiyorum, hani genel bir upgrade'e gidiyorsam 4K. Falan. Anca öyle olur yani. Yani şimdi native 4K oynattığı için bu konsol PlayStation Pro'dan çok daha güçlü bir konsol tabii. Ama işte şöyle bir durum var. Sen eksklusif oyunun yoksa bu konsola göre optimize edilmiş oyunun olma olasılığı da düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela Destiny 2 için şey dediler, açıklama yaptılar. 30 FPS'de kalacakmış Xbox One X'te de. Hı hı. Yani sen bu konsolu güçlü olsun diye alıyorsun. Çok güçlü, en güçlü konsol. Ben konsol, hemen hemen konsol fiyatına konsollar altında PC, ultra ayarda oynadığım PC deneyimi yaşamak istiyorum gibi bir kafayla alınıyor bu konsol. Yani başka bir amacı yok. Ama bu oyunlar olmadıktan sonra ne anlamı var bir yer? Yani PS4 Pro'nun şeyle, performansıyla bunun arasında oyunları ele aldığımızda çok bir fark olacağını ben öngöremiyorum ki 4K'nın şu an yani çok çok da aşmış bir noktada değil. Çok iyi televizyonları zaten çok pahalı, birçok eve giremiyor. Hani alınabilir televizyonları da HDR'la zaten göz boyayan, insanı etkileyen şeyler yani ve HDR teknolojisi de PS4 Pro'da da aynı şekilde mevcut olan bir şey. O yüzden hani 400 dolar mı PS4 Pro ya? 400, ben de bilmiyorum. 400 dolardı galiba diye hatırlıyorum ama yani 100 dolar altını verip PS4 Pro almak varken, PlayStation gibi ekskluzivleri daha çok olan bir marka almak varken kim alır diye düşünmedim değil yani. Bu ben birazcık gaddar buldum yorumlarını. Ölüm dersin. Biraz yani şöyle, daha yüksek bir teknoloji istiyorsa alabilir. Ekskluziv yok değil yani, yok diye ekonomik olarak mantıklı olmayabilir evde konsolun varsa, ama bayağıdır üzerinde çalışılan bir konsol, kenara parasını biriktirdiyse bir insan, hani şey gibi, para olayını ortadan tamamen kaldırdığımızda, baktığımızda sahip olduğun oyunlara şey yapıyor, performans yükseltmesi yapıyor. Değil mi? Sahip olduğun birkaç oyuna performans yükseltmesini yapıyorlar, bedava yapacaklarını söylediler. Bu güzel bir şey. Daha sonra çok daha iyi bir oyun performansı elde etmek için insan elindeki konsolunu, hesabını vesaire satıp PlayStation'dan Xbox'a da geçebilir. Çünkü tabii, performans önemli bir şey oyunda. Özellikle FPS oynuyorsan. Ama ve o çok küçük farklar da çok fark edebilir. Yani o kadar vahim olmadığını düşünüyorum. Ama zaten almayı seviyorsan, zaten almayı düşünüyorsan, zaten bu böyle performansı bayağıdır bekliyorsan, ay canım eksklusif yokmuş deyip de kenara atmazsın. Zaten evet, farklı bir kitle o bence. Anlıyorum bunu ama işte performansı gösterecek oyun optimizasyonu olmazsa ne olacak? Yani oyun aynı PlayStation Pro'da çalıştığı gibi çalışacaksa, Xbox'ta sadece PlayStation Pro upscale yapıyor ya 4K'ya. Bu native gösterecek ve o fark çok güzel bir televizyonda anlaşılabilir bir fark olacağını düşünüyorum. O kadar net bir şekilde. Yani eğer bunun işte FPS farkını görmeyeceksen, ne bileyim, daha iyi grafik farkını görmeyeceksen texture olarak vesaire, bu patchler neredeyse aynı olacaksa öyle bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ama şu da var. Xbox One X Blu-ray film de oynatıyor. Böyle bir avantajı var. Blu-ray evet, disk oynatıcı. Hani o açıdan büyük bir avantajı var PlayStation. PlayStation oynatmıyor diyebiliyorum ben şu an. Pro'da oynatmıyor diyebiliyorum. Böyle bir handikapı oldu Sony'nin PlayStation'da. Efendim, peki Destiny mi sadece bunu söyleyen, yoksa hepsi mi? Biz ne kadar yükseltsek de PlayStation Pro'yu aşamayacağız dedi. Şimdi şey var, ha, yani multiplatform oyuna güvenemezsin çünkü optimizasyon kimseyi kızdırmamak üzerine yapılacaktır diye tahmin ediyorum. O nedenle Sony'ye de Xbox kullanıcısına da aynı performansı vermeye çalışıyorlar. Niye ayrı yapmıyorlar? Yani öyle yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Yoksa firmanın adını kirletmiş olursun bence. Belki ayrı yapmayı anlaşırlar. Sevmez. Böyle bir projeyle belki çıktığı için. Belki olabilir. Hani özel bir şeyler olabilir. Ama ben beklerdim. Mesela çok fazla indie oyun duyurdular. Minecraft 4K duyurdular ondan sonra. Ama yani şimdi sen bu kadar güçlü, harika bir konsol yapmışsın. İnsanlar bunu grafiklerle görmek istiyor. Yani Forza dışında bir oyunda da görmek istiyor. Hani Forza da çok önemli bir oyun Xbox için. Ama bir Halo getir bari yani. Bunun en azından bir Halo duyur, seneye getir falan. Bir hype oluştur yani bu konsol etrafında. Evet. Oluşturamadılar, bilmiyorum. Ben de biraz, asla almam yani evde konsol varken de,
Metro. Metro da açıklandı şeyde. Microsoft sunumunda açıklandı. O nedenle oradan heyecanlandım. Al şimdi oyna onu. Ama Xbox'ta. Al onu PlayStation 4'te. O nedenle yani. Bu fikrimi evde konsol olduğu için almam diyerek başladım. Ama yani evimde konsolum yok diyelim, hani öğrenciydim, yeni geldim yurtlardan falan, biriktirdim paramı. E tabii ki bu şeyde Xbox One X'i almak isterim. Burada şunu söylemek istiyorum. Berbat bir isim tercihi olduğunu düşünüyorum. Scorpio harikaymış. Xbox One X çok uzun ve çok şey, ben zorlanıyorum söylerken. Ve S ve X ayrılmıyor yani. Kısalttığın zaman XBOX oluyor, Xbox oluyor aslında, öyle bir havası var. Ama S'le karışacağından eminim yani. Kaç kişi çocuğuna yanlışlıkla X yerine S alacak, eve götürecek. Ya da tam tersi. O çocuklar ağlayacak ya. Tam tersi ise sevinecekler. Yani şöyle bir şey, şunu diyebilirim. Paranı biriktirmişsin. Neden PlayStation Pro almayasın? Ben bunu anlayamıyorum. Yani önümüzdeki en azından bir, belki iki sene için konuşuyorum. Performans açısından ikisi arasında çok bir fark gösterecek oyun göremeyeceğimizi Microsoft sağ olsun hiç bir oyun göstermeyerek söyledi zaten. Bence yani bence bu anlama geliyor. Ama iki sene sonra talep daha talepkar hale geldiğinde oyunlar, bu fark açılabilir diye de düşünüyorum. Yani o zamana yatırım olarak belki düşünülebilir. Ama iki sene sonra PlayStation yavaş yavaş PlayStation 5'i çıkarmaya başlar diye de düşünüyorum. Yani ya da en azından bir adını duyarız, bir speklerini duyarız vesaire olur. O yüzden Xbox One X'in yani ya kötü zamanlanmış bir konsol olduğunu düşünüyorum ya da kötü planlanmış. Çünkü exclusive oyun gerekiyor. Herkes söyledi bunu bak. Oyun kanalları vesaire, herkes aynı şeyi söyledi bu sunumdan önce. Xbox'tan sadece oyun istiyoruz. Ama sen hala hardware gösteriyorsun, hala donanıma odaklanıyorsun. Xbox'ın bu konudaki yetkilisi CEO'sudur belki. Exclusive oyunla sunmaya inanmadıklarını, hani öyle bir yol izlemek istemediklerini belirten bir konuşma yapmış. Kesinlikle, ama şöyle bir şey var. Ben exclusive olayını sevmiyorum. Bunu da söyleyeyim yani. Exclusive oyunu niye çıkarmıyorsun diye Xbox'a kızıyorum ama sevmiyorum exclusive oyunu. Yani insanları bu şekilde tüketiciyi bölmeye inanmıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu yeni bir donanım çıkardıysan bunu satabilmen gerekir. Yoksa bu marka zedelenir yani. Benim demek istediğim o. Bu donanım çıkardıysan maalesef exclusive oyunla bunu, exclusive herhangi bir şeyle, upgrade'lerle, işte özel bir şeyle sunabilmen, satabilmen gerekir. Satamayacaklar Xbox One X'i. Beni üzen budur yani Microsoft açısından. Sony'nin de bu şekilde rakipsiz kalması nispeten benim hoşuma giden bir durum değil. Çünkü rakipsizlik her zaman kötüdür. Diye düşünüyorum. Ben öyle olacağına inanmıyorum. O yüzden satacaklar mı diyorsun? Yani yani en büyük satışları olmayabilir belki, ama hani o kadar vahim olacağını düşünmüyorum. Sırf donanım için alacak olan çok insan olacaktır ve yeni çıkan oyunlar da o tarafa da çıkacaktır zaten. Yani herkes Xbox mı, PlayStation 4 mü ya da Pro mu falan diye çok karşılaştırmalara girmeyebilir. Yani girmeyelim. Şu an en iyi donanım hangisi? Ver abi ondan bir tane falan. Diyebilir. Ama şu da var. Yani. Eğer arkadaşlarıyla oyun oynayan insanlarsa, bu nesilde PlayStation 4 daha çok tercih edildiği için maalesef çoğu insan da Xbox'a geçmeyi tercih etmeyecektir. O da var yani. O çok gıcık bir şey ya. Keşke evrensel olsa. Değil mi? Şey olsa, böyle crossplay olsa bütün platformlarda. Mesela Sony şu an bunun önüne geçmeye çalışan hareketler yapıyor. Rocket League olayında oldu en son mesela. İşte güç kimdeyse, bu yüzden rakipsizlik kötü bir şey gerçekten. Evet. Güç kimdeyse elinde tutmaya çalışıyor. Şirketlere de ne kadar güvenebiliriz sonuç olarak diye yani düşünüyorum. Crossplay olursa da evet bayağı bir fark eder. Evet, yarım saat Xbox'ı konuştuk. Şaka yapıyorum, o kadar olmadı zannedip. Sea of Thieves vardı bu arada. Evet. Onu gösterdiler eksklusif olarak. İlginç bir oyuna benziyor ama yeterince ilginç bir oyuna da benzemiyor bence. Yani bir, çok fazla ilgimi çekmedi. Ama çok az gösterdiler gameplay'ini de. Bilmiyorum, bir çıksın bakalım ya. Kısmetse. Mesela Sunset Overdrive çok daha iyi bir eksklusifdi bence. Hani Insomniac'ı elinden kaçırmaması gerekirdi Xbox markasının. Ama şu an Insomniac PlayStation 4'de oyun yapıyor. Ben Metro'ya çok heyecanlandım. Benim en sevdiğim stüdyolardan bir tanesi. Metro'ya çok heyecanlandım ben. Evet. Metro birincisini biraz oynamıştım. O yüzden bu oyun çıkana kadar öncekileri de şöyle bir oynasam. Bilgisayarda oynarım ama. Çok sinir bozucu oluyordu ya. Yani sen şimdi karanlık oyunlardan korkuyorsun ya, diye. Fena oldu. Sinir bozucu mu oluyor? Sinir bozucu derken ya, öyle stresli yani. Güzel görünüyordu anlamında canım. Evet, gelelim
PlayStation'a, PlayStation. PlayStation'a gelelim. PlayStation ne yaptı? Çok şey yapmadı aslında onlar da. Spider-Man'i Insomniac gösterdi. Tabii ki, tabii ki beklediğim kadar harika görünüyor. Çünkü yani Insomniac, Sunset Overdrive'dan, Ratchet & Clank serisinden vesaire tanıdığımız Insomniac, ya inanılmaz güzel bir sanat yönetimi var bu insanlarda. Yani ben bu kadar yetenekli bir stüdyo gerçekten az bulunur. Yani benim sanat yönetim açısından en beğendiğim stüdyo diyebilirim desem yeri yani. Onun yanı sıra şeyde Sunset Overdrive oynadıysanız görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bahsediyorum hep ama bu daha önce Tony Hawk's Downhill Jam diye bir oyun vardı Wii'ye çıkan. DS'e de çıktı ama o farklı. Bu Wii'ye çıkan oyunda da aynı akıcılık vardı. Sunset Overdrive'daki akıcılık inanılmaz bir akıcılıktı. Yani oyun yani işte akmak bu yani. Atlamayı gerçekten. Hoplamayı iyice aşmışlar onları. Aşırı derecede. Aynısını yani kullanmış Spider-Man'de. Aslında parkur değil oradaki ama. Evet. Atlama hoplama işte. Atlama hoplama olarak teknik adıyla söyleyebileceğimiz. Fışt. O da başka bir isim. Kesinlikle. Bilimsel bir isim. Bu olayı aşmış. Ya zaten o konuda aşmış bir şirket. Onun üzerine bir de tasarımı zaten sanat yönetimi çok güzel olduğu için ya bana gerçekten deseler ki bir Spider-Man oyunu yapacağız kim yapsın? Hani koşarak ağlayarak falan der ne olur Insomniac yapsın. Yani bunu kim akıl etmiş bunlara onlara şey yapmış tahsis etmiş falan alnından öpmek lazım. Harika olacak. Sadece Insomniac konusunda endişe duyduğum bir konu var. Hikaye çok başarılı olmayabilir emin değilim diyalog hikaye ama yani aksiyon bazlı bir oyun olacağı için oynanışın süper keyifli olacağından eminim yani. Öyle başarılı bir şirket ya. O kadar güzel bir şirket yani. Evet. Evet şey de çok güzeldi zaten. Gösterdiği demo da harika görünüyordu. Hı-hı. Evet benim çok ilgimi çekmiyor Spider-Man oyunu. Spider-Man karakterine o kadar bağlı olmadığım için ama oyun güzel görünüyordu. Çok güzel görünüyordu. Güzel görünüyordu. Keyifli de olabilir binadan binaya atlamak. Kesinlikle. Evet. Başka Death Stranding vardı. Death Stranding'i biraz gösterdiler. Daha önce de görmüştük o gördüğümüz kadarını aslında. Trailer'ı kısaydı bayağı. Orada da tabii Hannibal var. Namı diğer Matt Mikkelsen. O daha gelmez herhalde. Evet. Ve biraz korkunç bir oyun olacağı benziyor. Biraz. Biraz. Gözlerden kanlar falan birazcık korkunç. Evet güzel olacak. Onun güzel olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Detroit'i gösterdiler birazcık. Detroit'i daha önce de beğenmiştik. Şimdi biraz daha uzun bir trailer gösterdiler. Ben şimdi bu konuyu çok seviyorum. Yapay zeka konusunu. Yapay zekanın bizi alt etmeye çalışma falan. Onları seviyorum çünkü yani insanlık. Yani neyse. ama şimdi böyle bir oyunda... Westworld diyorsun. Westworld diyorsun. Westworld olsun her şey. Yani bilmiyorum yani biz şey dünyayı pek iyi kullanamadığımızı düşünüyorum. Yani bu uzun bir konu tabii. O nedenle elimizden de alınabilir yani. Öyle bir oyunda en azından yani bir görmek gerek ne oluyor. Yani nihai olarak olabileceğini ben de tahmin ediyorum. Yeter lan mahvettiniz dünyayı diye şöyle bir gelecek olabilir. Bir elektrikli süpürge. Tabii çok da ideal olmayacaktır yine. Neyse o kadar ayrıntıya girmeyelim şimdi ama Detroit görsel olarak güzel görünüyor. Evet şey diyordum. Benim bu oyundan beklentim Portal kadar olmasa da birazcık yapay zeka espri anlayışı. Çünkü zaten ciddi bir konu ve gördüğümüz üzere de hani dramatik, aksiyona dayalı bir oyun olacak. Yani biraz espriyle onu dengelersek çok keyifli olabilir. O önemli bir şey bence yani. Yani şimdi şirketin önceki oyunlarını düşünürsek işte Beyond Two Souls, ondan sonra Heavy Rain tarzı. Çok komedi öğesi bilmiyorum. Ben ikisini de oynamadım ama yani yarım yamalak ya demolarını oynadım ya biraz izledim falan. Sen Heavy Rain'i oynadın galiba. Oynadık. Yani galiba. Bir şey gördün mü? Komedi yok komedi öğesi yok. Olacağını zannetmiyorum. Hikayeleri de fena değil ama çok bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla hani öyle diyaloglar falan şeyde Detroit Become Human'daki diyaloglar gösterdikleri kadarıyla biraz fazla generic böyle ortamalı görünüyor. Yani işte bir özensiz görünüyor biraz. Sıradan diyalogla da çekilmez. Çekilmez. Yani olay en güzel zaten. Konu bile çekilmez. Çünkü hikaye için gidiyorsun oraya yani. O beni üzer. Ama ne kadar üzer çok üzmez yani. Çok gider yine. 10 yıldır oynamaya devam ediyor. Mantıklı. O da mantıklı. Peki.
Geçelim mi? Geçelim. Geçelim. PlayStation'da da yani bu arada biz sadece ilgimizi çeken oyunları konuşuyoruz arkadaşlar. Tabii ki çok daha fazla oyun açıklandı. Bu arada Minecraft cross platform yaptılar. Hı-hı. Değil mi? O evet, güzel bir haber. EA'ye gelelim. EA hemen BioWare'ın evet. yeni oyunu Anthem'ı duyurdu. Sonra nedense EA konferansında görmedik ama Xbox'ta mı gördük onu? Bir gameplay gördük. Xbox'ta mı gördük? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum şimdi. Bazıları iki ayrı şeyde falan çıktı. Hı-hı. Assassin's Creed'de evet. öyle oldu galiba. Ondan sonra gördük. Bir oyunu gördük. Evet. Bana birazcık şeyi hatırlattı. Evolve'u hatırlattı ama ortamlar Evolve'u hatırlattı. Yani oynanış o kadar fazla değil. Yani bilmiyorum. Henüz diyecek bir şeyim yok. Benim bir diyalog göstermediler. BioWare oyunlarında diyaloga birazcık diyaloğa önem veriyoruz. Evet. O yüzden hani aksiyon güzel görünüyordu. Hani göründüğü gibi olacak mı bilmiyorum ama ben de bir sonraki trailer'ı görmeden çok bir şey diyemeyeceğim. BioWare bizim şirket yani favori şirketlerimden ama biraz daha şey görmem gerek. Öyle. Evet, son yani. Zamanda da biraz tökezlediler ama umarım bu oyunla bir toparlarlar. O Mass Effect şeyini bir kapatır. Güzel bir başka sci-fi dünya açarlar diye umuyoruz arkadaşlar. Star Wars gösterildi değil mi? Ha, Star Wars Battlefront 2 gösterildi. Hikaye trailerinde oynayan ablamız... Adını unuttum şimdi. Janina bir şey neyse. Kendisini çok havalıydı değil mi sunumu? Çok güzeldi bence sunumu. Ama gamer arkadaşlarımız artık iyi diye mi bilemiyorum. Hiç alkışlamadılar kendisini. Ben çok tatlıydı. Çok da güzel tanıttılar oyunu. Ve yani EA oyuncuların istediği her şeyi hemen hemen verdi bu şey ikinci oyunda. Yani ücretsiz DLC verdiler. Ondan sonra ne verdiler? Single player modu verdiler. Ki ben o konuda ne kadar mutluyum emin değilim. Ya ben oynamam büyük ihtimalle single player hikayesini. Çünkü Star Wars... Ben oyunu da oynamam büyük ihtimalle. Mantık olarak sonuçta multiplayer oyuna niye single player campaign gereksin ki? O zaman evet. single player campaign olan bir oyun ayrı bir oyun değil mi? O ya, ayrı bir konsept şimdi değil. Şimdi herkesi mutlu etmemezsin aslında ama iyi herkesi mutlu etmeye çalışmış yani. Tebrik ederim. Hani bayağı bir... Yani bilmiyorum bayağı işte bodegayı falan getirdiler, konuşturdular daha ne bilmiyorum ki. Ya ben herkesi mutlu etmeye çalışmaktan çok hoşlanmıyorum. Niye? O zaman öyle bir kültür oluşuyor. Evet, tabii. Tabii yani insan istekleri dinlensin, yapılsın çok hoşuna gider ama bir dengeyi bulmak lazım yani. Ama bazı şeylerde yaptıkları herkes mutlu edecek şeyler oldu gerçekten de. Hani iyi anlamda herkes mutlu edecek. Mesela ücretsiz DLC. Yani çok iyi bir fikir oldu. Çünkü geçen oyunun en büyük sorunlarından bir tanesi... oyuncu tabanını bu şekilde ayırmasıydı. DLC üstüne DLC üstüne. Oyun ilk çıktığında hatırlarsanız bir işte Ultimate Bundle falan gibi bir şey vardı. Şu an en son 30 liraya satılıyordu bu arada. 2 sene oldu galiba oyun çıkalı. $120 mıydı? $100 mıydı? Öyle bir şeydi yani. Bayağı bir insanlar çıldırmıştı haklı olarak. Biraz fazla abartıydı DLC olayı. Büyük ihtimalle yine microtransaction olacaktır ama kozmetik öğelerde olacaktır. Bu benim en sevdiğim model bu arada. Kesinlikle hiçbir sorunum yok bu konuda. Yani kozmetik modele koyun çünkü bu insanlar da oyunu destekliyorlar. Sürekli olarak bu oyuna yeni içerik çıkarıyorlar ve bir yerden para kazanmaya devam etmeleri gerekiyor ilk satıştan sonra. Kozmetik öğelerle bunu fazla fazla kazanıyorlar zaten. Kimse bir şey kaybetmiyor tamamen isteğe bağlı olduğu için. Benim sevdiğim bir model. Kesinlikle hiçbir sorun görmüyorum ben bunda yani. Evet, harika görünüyor bu arada ya. Ben çok merak ediyorum. Gösterdikleri bir tane map gösterirler ama umarım daha şu açık alan mapleri gösterirler. Onları da çok merak ediyorum. Gösterdikleri kadarıyla yine görsel ve işitsel olarak yine. Çok keyifli görünüyor zaten. Çok başarılıydı. Yani Star Wars'un en güzel tarafı bence bu. Çok da güzel yansıtmışlar yine. Son filmdeki karakterlerden de almışlar. Evet, son filmdeki karakterlerden de almışlar. Yeni karakterler, hero'lar var. Ondan sonra Darth Maul var. Bayağı da havalı görünüyor yani. Bakalım. Merakla bekliyorum. Mesela pick-up yok artık. İşte oyunda oynarken araç görüyordun, pick-up yapıyordun onu falan filan. Artık puan sistemi gibi bir şey getirmişler. Oyunda kazandığın puanlarla bunları oyun başında satın alarak başlıyorsun. Hero satın alıyorsun, öyle başlıyorsun mesela. O da çok güzel bir sistem. Oynamayı da daha çok teşvik ediyor. Çok güzel görünüyor yani şu an için. Bir de beta yapacaklar galiba. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum şu an ama beta'yı da bir oynarız, bakarız yani. Çok çok keyifli görünüyor açıkçası. Evet. A Way Out
gösterdiler. Hı-hı. Bu iki kişilik co-op şeyi Brothers'ın değil mi? Two Sons'ın geliştiricisinin yaptığı bir oyun. Yani diyaloglar bence çok kötü görünüyordu ama oynanış ilgi çekiciliğine zorluyor yani iki kişi oynamaya zorluyor oyun seni bir kere şey yapamıyorsun. Ya özellikle yan yana iki kişi oynamaya evet. aynı koltukta iki kişi oynamaya odaklanan çok az şirket çok ve az oyun şirket kaldı. Var maalesef. O yüzden o açıdan denemeleri güzel. Kesinlikle. Bakalım ona çıkınca artık daha fazla belki yorum yaparız. Oynayacağım zannetmiyorum ama Switch için FIFA duyurulmuştu. Bu FIFA'nın bir kısım özelliklerinin kesilmiş olacağı duyuruldu ama yine de çok iyi olacak falan diyor EA. Henüz bilmiyorum görmedik. Onu da zamanla görürüz diye düşünüyorum. NBA Live 18 duyurdular. 17 çıkmamıştı hatırlarsanız. 16'da bayağı başarısızdı. Çok az sattı. Ben 16'ya 5-10 dakika tahammül edebildim ve çok isteyerek almıştım. Yani arcade gibi olsa da oynayacağım bu oyunu diyerek almıştım. Maalesef 2K'den geldikten sonra maalesef diyorum çünkü 2K basketbol kültürünü öyle bir böyle ayaklar altına alıyor ki yani çok böyle ucuz ve saçma bir kültür gibi gösteriyor ama aslında bunun sokak kültürü var. Çok daha derin bir kültür ve EA bu taraflarını çok daha güzel yapıyor bence. Ama işte oynanışı olmayınca da oyununu oynayamıyorsun maalesef. Umarım 18'de biraz daha toparlarlar ve gerçek anlamda rakip olurlar diye de umuyoruz yani. Evet. Çok iyi de görünmüyordu bence hala ama bilmiyorum bakalım. Çıkmadan bir şey demek zor. Benim için her zaman zor. Umurumda çünkü değil. Çünkü umurumda değil. Evet. Güzel. Bethesda'ya gelelim. Bethesda'da pek bir şey yapmadı be Zeynep. Wolfenstein varlığına sevindim. Evet. Onu da oynamak isterim. Kesinlikle. Keyifliydi harika birincide. Harika bir oyun ya. Yani hani Nazi mentalitesini ve ortamını bu kadar tabii ki biraz abartılı olarak ama oyunda her şey biraz abartılı zaten. Bu kadar güzel anlatan bir oyun ben daha önce görmedim gerçekten. Evet evet bir de alternatif tarih olayı var çok evet, severim. Evet. Hem de yani hem diyaloglar güzel, hikaye güzel, oynayış da güzel. Tam film gibi oyun ya gerçekten. Ve, film evet gibi gerçekten. Oyun. Bazı yerlerde gerçekten kulaklıkla oynadım ben bir kısmını. Böyle kendimi kaybediyordum müziği, kullanışları. Çok güzel, çok güzel. Bir de şey seçebiliyorsun. Hani daha zor, daha hikaye evet. odaklı, daha combat odaklı gibi. O yüzden çok güzeldi. İkincisine de heyecanlıyım. Skyrim Switch'e gelecek diye hani bir şey vardı değil mi? 15. kez. Evet, bir gösteri daha vardı. Duyurlar. Onu da ben de 15. kez söyleyeyim. Bu ergonomik konsolumuza geleceği için çok mutluyum. Böyle iki el ayrı ayrı rahat rahat oynayabilir evet, insanlar ben ama de ben artık PC'de olduğu için yani şey yapmayacağım. Artık oyunlar Switch'e çıksın da sadece Switch'te oynayayım istiyorum arkadaşlar. O kadar rahat ki Joy-Con kullanımı. Yani evet. Şunu tableti böyle masada bırakıp şunları ele alarak oynamak ya da ekrana bağlayıp dokta bırakıp inanılmaz derecede rahat. Kesinlikle ve çok ayrı rahat yani onu böyle çok takıp rahat. Oynamak. Ya bir kere elini şöyle yani. Havada tutman gerekmiyor. En büyük şey. Hadi tamam böyle koyuyor bile olsan omuzlarına baskı yapıyorsun. Neyse çok ergonomisine girmeye gerek yok belli yani. Çok şöyle önemli ama biz oyuncular için ergonomi 10 saat oturup oynarsın. Kesinlikle. Diye kalırsın. Özellikle klavyede çalışan bir insan için ölüm yani artık bir de üstüne evet, evet. onu oynamak o şekilde. Neyse. Çıksın artık Switch'e her şey. Hadi hadi Nintendo'ya mı? Bethesda dedi ki Link şeyi ondan sonra kostümü bilmem ne falan filan bir şeyler varmış işte çok da şey değil yani. Çok da umurumda değil aşık konuşmak gerekirse. Çıksın yani çıksın da oyunun kendisini oynayalım ne öyle yani. Ama sonbaharda gelecek dendi bu sefer. O var hangi sürüm olduğunu hala bilmiyorum. Hadi hadi Nintendo. Ya biraz daha konuşsaydı. Nintendo. Nintendo'ya gelelim arkadaşlar. Nintendo. Harika ya. Yani sen E3 konferansı yapma. Ama yine de en iyi E3'ü geçir. Kibar. Öyle. Amcalar çıktı yine. Böyle amca işte burada takılıyor. Bu arada bir ana Pokemon oyunu gelecek. Nintendo Switch'e diyorlar. Dünya çıldırıyor falan böyle. Sakin. Çok güzel. Ya şeyden çok daha iyi. Ben o E3'ün garip Amerikan show havasını evet, hiç sevmiyorum ya. Çok hep izlerken Black Mirror falan oluyorum çok yani. Çok şey. Ubisoft çok utandırıcı şeyler yapardı genelde. Ayşalı dönemlerde. Ben Ayşalı dönemleri çok seviyorum. O kadını çok seviyorum ama saçma sapan böyle garip
hareketler yapardı. Yapmadılar onlar da bir şey. Nintendo. Hayır. Yok Ubisoft. Hadi. Evet, Nintendo'da bizi en çok şaşırtan şey ne oldu arkadaşlar? Mario and Rabbids. Mario XCOM. Kingdom Battle. Verdiğimiz. Mario XCOM diyor herkes buna. Öyle çünkü, yalan yok. Bugün yine bir oynanış videosunu izledim. Bayağı da derin arkadaşlar. Ya bayağı derin gibi görünüyor şu an için yani. Hani şey yapmayayım ama çok fazla combo olasılığı var. Ya çok güzel görünüyor yani. Çok güzel görünüyor. Ben XCOM tarzı oyunlarda ne çok deneyimliyim ne çok başarılıyım ama şimdi Mario XCOM'u görünce hemen XCOM'u indirdim tekrar bir bakayım diye. Değil mi? Ben de biraz XCOM 2'yi yine oynayacaktım. Ama şimdi diyorum acaba burnout olur mu bu çıkana? Olmaz ya, olmaz. XCOM 2'nin tadı ayrı. Sana olabilir, sen çabuk etkileniyorsun bu tür şeylerden. Çok şeyim ben, evet. Victorian. Bayağı oyun Victorian. Öyleyimdir. Ama... Ya ben XCOM oynarken mesela hep şey var bende, böyle çok içim kararıyor bir yerden sonra, tamam mı? Of, her şey çok üzücü falan böyle. Her şey çok karanlık falan. Keşke diyorum böyle renkli bir XCOM olsaymış. Ubisoft geliştiriyor oyunu. Ama Nintendo ile beraber çalışarak. Oyun tam Nintendo oyunu görünümünde bence. Evet. Harika görünüyor ve birkaç battle gösterdiler. Çok keyifli görünüyor. Battle dışında yapılan aktiviteler konusunda emin değilim henüz. Çünkü birkaç şey gösteriyor. Ufak tefek puzzle'lar var. Mario tipi platforming puzzle'ları geziniyorlar ortalıkta sonra. Onlar benim için eziyet olacaktır ama hadi yapayım da bitsin falan olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama umarım güzel minik sürprizler de vardır orada yani. Bence vardır. Sırf platformer gibi olmaz yani. Nintendo oraya bir parmak basmıştır. Dur orada. Şunu şöyle yapalım falan diye. Bizim hayran kitlemiz Bunu bekler. Ya da bunu beklemez. Hemen bunu yapalım. Sürpriz. Evet, başka. Başka efendim. Kirby. Yeni Kirby çok tatlıydı. Nintendo Switch'e co-op Kirby duyurdular bu arada arkadaşlar. O da sanırım bayağı zamandır olmayan bir şeydi. Onu da çok keyifle, merakla bekliyoruz. Evet. 2018'de geleceği söyleniyor. Nintendo dikkat ettiyseniz zaten şeyde de söylediler, videolarında da söylediler. Bu sene çıkacak oyunları göstermek istiyor. Bu sene çıkacak oyunlara yöneliyor. Şimdi Switch ilk çıktığında zaten birkaç büyük oyun duyurulmuştu bu sene için. Ama aşırı göz dolduran bir line-up değildi. Ama zaman içinde Nintendo onun üzerine biraz ekledi. Onun üzerine biraz indie ekledi. Biraz first party ekledi. Ve şu an Switch en başarılı launch'lardan birine sahip hale geldi bence. Hani düşünürsek duyurulan tüm oyunları. Evet de yani işte herkesin kendi keyfine de bağlı, zevkine de bağlı. Tabii. Keyfine değil de. Ya benim listeme göre Nintendo ve Ubisoft bayağı önde ama işte hiç böyle ekrana çıktığında gidip mutfağa gittiğim oyunlar var, FIFA gibi falan yani. O yüzden millet aynı şeyde. Mutfağı hemen çok stereotipik oldu. Yani bir şey almak için, çok erkeksi bir içecek almak için falan. Erkeksi demen de öyle. Kutaramayacağım. Şöyle, şimdi evet öyle diyoruz ama Switch yine de potansiyelini 2018'de tam olarak bulacak bence. O aşamada da oyalayacak bayağı bir oyun olacak gibi. Spot'un da çıkıyor yakında. Gelelim. Yoshi'ye. Bir Yoshi oyunu duyurdular. Çok tatlı görünüyordu. Ben Yoshi'yi çok severim zaten. O da co-op. Bir Tearaway havası, biraz da Fez havası var. Şöyle ikili. Döndürmeli. İki taraflı. Evet, stage'ler böyle level'lar döndürmeli. Co-op o da. Bir kısmı co-op galiba. Bir kısmı değil. Ondan sonra ayrılabilir mi bilmiyorum. Yanımda bekleyecek misin, öyle ne zaman oynayabileceksin? Bilmiyorum Zeynep. Büyük ihtimalle co-op level'lar ayrı bir yerde duruyordur. Onları giriyorsundur diye tahmin ediyorum. Olabilir. Ya da belki her level'ı iki kişi oynayabiliyorsundur. Onu da bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım öyledir. O daha keyifli. O da çok tatlı görünüyor. Ona da 2018 diye tahmin ediyoruz galiba. Emin değilim bundan ama 2018 olması lazım. Biraz sen konuş. Super Mario Odyssey'yi biraz daha gördük. O benim çok ilgimi çekti mi emin değilim. Çünkü Mario XCOM çok güzel. Yoshi çok güzel. Daha fazla şey olamadım yani, iki tane cıvıl cıvıl rengarenk oyun varken. Super Mario Odyssey çok... O benim ilgilendiğim bir konsept değil şu an, real world olayı. Neyse ki olayı. O kadar cıvıl cıvıl değil zaten. Cıvıl cıvıl değil o kadar. Hani yani eminim çok güzel olacaktır. Güzel görünüyor da beni çekmedi yani daha. IGN E3 oyunu seçmiş. Denedikleri arasından mesela. Yani çok deneyenler çok beğenmiş.
Öyle gördüm. Tabii öyledir eminim. Bir şapka mekaniği var biliyorsunuz. Öyle bir co-op da geliştirmişler. Şapkayı başkası kontrol edebiliyor falan ama çok büyük bir co-op mekaniği de değil yani. Bilmiyorum, keşke onu da böyle rengarenk yapsalarmış. Çok böyle ortamlar hoşuma gitmedi yani. Sanırım o gerçek dünya diye daha öyle bir konsept şey, evet, tercih etmişler. New York muhabbeti falan filan. Evet. Ama eminim harika bir oyun olacaktır. O da ne zaman geliyor? Ekim'in 27'si mi acaba? Ekim'de geliyor onu. Ondan eminim ama gününü bilmiyorum. Rocket League geliyor. Evet, Rocket League. Bakın, insanlar istedi Rocket League dediler. Switch'e Rocket League çıksın dediler ve... Nintendo yaptı. İnsanlar istedi, Nintendo yaptı. Çünkü genelde tam tersi olur. Nintendo yapmaz insanların istediği şeyi. Evet, çok büyük bir haber. Ve cross platform da olacak galiba. Sadece PlayStation 4 işte ayak sürüyor buna. Onun dışında olacak galiba cross platform. Yanlış hatırlamıyorum bunu. Çok haber geldi bu ara. Kafam karışıyor ama öyle olması lazım cross. Yok ya, cross değil mi yoksa? Neyse, bu kısmı boş verin siz arkadaşlar. Cross platform olmayabilir ama Switch'te bayağı bir insan alacaktır. Öyle oyun bulma derdi falan olacağını zannetmiyorum. Switch'te zaten şu an tamamen sold out bir konsol, yani hiçbir yerde bulunmuyor. Ondan sonra bu çok güzel bir haber. Çünkü nispeten indie diyebileceğimiz bir şey olsa da 3. parti desteğini kendi sunumlarında bile duyuruyor artık Nintendo. Evet. Bu güzel bir şey. Ve Ubisoft'la yaptıkları bu ortaklık da aslında çok büyük bir şey. Evet. Mesela Steep geliyor işte Switch'e. Ondan sonra şey getiriyorlar. Yani Rayman Legends Definitive Edition getiriyorlar. Hı hı. Hani bu Ubisoft ortaklığı çok önemli bir ortaklık bence. Böyle devam ederse hani Ubisoft gibi bir yayıncıyla ortak olmak Nintendo'nun çok çok işine gelecektir yani. Ama Ubisoft mu, Ubisoft mu? Ubisoft. Önemli olan bu. Yani Fransızsınız, Ubisoft. Ondan sonra Xenoblade Chronicles 2 2017'ye geleceğini söylediler. Ben çok heyecanlı değilim o oyun için ama göreceğiz. Çünkü yani JRPG'lerin artık hikaye anlatımı ve diyalogları biraz yormaya başladı. Beni çok fazla klişe hale gelmeye başladı. Oynanış için de bazen tahammül edemiyorum artık. Çünkü Ni no Kuni 2 gelecek zaten. Ni no Kuni 2 gelecek zaten. Bunu konuşmadık bak. Ni no Kuni 2 gelecek zaten. Ben bunu niye yazmamıştım? Bende de niye yok? Herhalde heyecandan orada bir şey zaten olduk. Zaten duyuruldu diye yazmadık herhalde. Ya zaten bu oyunların bir kısmı da zaten duyurulmuş olabilir. Benim hafızam çok iyi değil bu tür konularda. Bazıları duyurulmuştu. Bazıları zaten biliyorduk var olduklarını ama bir şeyini görmemiştik. Ben de yenileri not aldım ama. Ni no Kuni 2 gelecek. Heyecanlıyız. Çok bir bilgi yok henüz. Ama online multiplayer olacağını söylemişler. Nasıl olacak bilmiyoruz bakalım. Onu da göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok evet. Çok güzel bir oyun. Böyle bir anlatım. Biri de çok güzeldi. Evet. Bitiremedim ama. Kesin. Çok güzel bir oyun ama. Çok güzel, belli çok. Yani. Anime. Evet. Oyunu. Evet. Metroid Prime 4. Metroid Prime 4 duyurdular. Artık internet kendini kaybetmiştir zaten. Evet. Ben Metroid küçükken oynamadım. Yani sonradan da sarmadı. O yüzden Metroid'ci bir insan olmadığım için öyle boş baktım. Ben de çok hatırlamıyorum. Ama bekleyen insanlar adına sevindim. Çünkü herkesin dilinde Metroid duyursalar diye bir. Sen hep Metroid'e bakıyor bu arada. Evet. Oynamış mıyım diye bakıyor. Yok, oynamamışım hiç. Bu evet, o da çok büyük olacak ama herhalde en erken 2018 belki 2019'da çıkar diye tahmin ediyorum. Yazdı sanki ekranda ya, yazmadı mı? Yok, ona tarih vermediler. Vermediler. Zelda'nın DLC'lerini biraz gösterdiler. Hı-hı. Yani ondan olsun sonra. Güzel. Güzel Zelda. Güzel Zelda. Yani. DLC'leri geleceğini biliyorduk, biraz görüntüsünden de görmüş olduk. Yeni yani. Pokemon oyunu, ana Pokemon oyunu duyurdular. Pokemon RPG'si olacaktır diye tahmin ediyoruz. O da güzel bir gelişme. Hı-hı. O da tahminen 2018'de ya da belki 2019'da gelecektir. Hala Animal Crossing duyurmadılar ama ya bence onu sürpriz bir Direct'te zart diye duyuracaklar seneye falan diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Animal Crossing yok muydu daha önceki şeylerde, Nintendo videocuklarında? Yok, daha yok. Yok Switch için yok daha. Hı-hı. Gelir ama diye tahmin ediyorum. Şu an canım. Çok dolular ya. Şu an baksana kaç oyun geliştiriyorlar. Third Party ile uğraşıyorlar. Online sistemi çıkarmaya çalışıyorlar. Yetiştirmeye çalışıyorlar Hı-hı. falan. Bir yandan da konsol üretmeye çalışıyorlar. Konsol yok. Evet. Gelelim. Ubisoft. Ubisoft'un Beyond Good and Evil
Ben öyle yani çok duyduğum ama öyle farkında olup oynadığım, gördüğüm bir ben oyun de değildi. Ben de oynamadım Beyond Good and Evil. Trailer izliyorum. İzliyorum. Ay ne güzel, ne güzel işte. Ama hikaye ama güzel duruyor, karakter güzel, ortam çok güzel. Beyond Good and Evil 2 dedi. Ben dedim ki o zaman bu olsun benimki. Bu da zaten aklını yitirmiş olan internet bir daha aklını yitirdi. Evet, yok, önce bu gelmişti ya, bu Nintendo'dan önce. Olabilir. Evet, ilk burada akıllarını kaybettiler zaten. Evet, çok güzeldi. Evet. Tarih yok, platform yok henüz. Ama duyurulması ve bu kadar hani gelişmiş bir trailer gösterilmesi bile büyük bir haber bence. Çok sündüreceğini sanmıyorum Ubisoft'un bunun. 2018-2019'da evet, görürüz diye düşünüyorum. Çok çok güzel olur. Ben de bu arada birinciyi oynarım şey değilse. Yani zaman olursa güzelce ve alakalıysa biraz birinciyi de oynamak isterim. Ben de başka hangi oyun vardı? Zeynep'in oynamasın. Ne vardı? Assassin's Creed Origins'i gösterdiler. Bu zaten sızmıştı Mısır'da olacağı ondan sonra. Biraz Origins'ini gösterdiler. Çok dikkat etmedim açıkçası. Birazcık Assassin's Creed The Doubt dediğimiz Assassin's Creed'den bıkma durumu yaşıyorum. Ama oynayan insanların yorumlarını gördüm ve bayağı RPG gibi, bayağı güzel gibi yorumlar gördüm. Ortam da çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Yani Mısır benim ilgimi çekmiyor. Biraz şey, biraz daha teknolojik ortamları seviyorum ben ya da böyle şey daha yakın tarih. İşte Mısır çok ilgimi çekmedi. Mısır ilgimi çekse oynadığım Assassin's Creed'leri beğenmiştim ben yani. Oynanış güzel çok. Derinliği açısından inceleyemem. O yüzden oynamam Mısır ilgimi çekmediği için. Ama neyi oynarım? Neyi oynarsın? Far Cry 5. Kesinlikle. Evet, Far Cry 5'i oynarım. Zaten Far Cry ile ilgili birçok şeyi seviyorum. Outpost almadır, ortamdır falan. Bir quest'in sınırlamasını, haritayı sınırlamasını sevmiyordum. Ama bu oyunda hikayeyi güzel yazdılarsa Quest'i oynamak isterim gibi duruyor. Çünkü deli bir cult var. En korkunç. Evet, gerçekten en korkunç. Şey, birkaç röportaj izledim de E3 sırasında Far Cry 5 ile ilgili işte Ubisoft'la yapılmış. Şey diyorlar ya, mesela haritanın istediğin tarafına gidebiliyorsun falan diyorlar. Hı-hı. Belki harita kilitli olmayabilir diye umuyorum. Olur. Net olarak söylememişler ama hani o tarafa gidersen onunla tanışıp bir şey yapabilirsin. Bu tarafa gidersen bununla böyle bir şey olabilir falan. Ya varsın diye. Zor olsun orası. Öleyim sorun değil. Gidebileyim. Gidebileyim. Gidebileyim ya. Gidebileyim yani. Bana işte şu iğneyi al şuna götürmediğim için harita kapalı gibi yapma. Şey. Bunu yapma. Gerçek dünyada yok böyle bir şey. Tek sıkıntı benim için bu oyunda hani normalde çok daha tropik ortamlar, farklı ortamlar, alışkın ya da ne bileyim batılı insanların alışkın olmadığı ortamlar aslında. Egzotik demek istemiyorum ama ortamlar olduğu için hayvan işte çeşitliliği falan filan daha bir çılgın oluyordu. Yani bu sefer Montana'dayız. Ayı falan. Evet oranı yani. Şimdi hayvanlarını da bilmiyoruz yani. Akreptir, yılandır bir şey. Vardır tabii yani. Var. Evet, olur. Biz de orayı hani, bilmiyoruz. Farklı bir hayvan görmenin bir heyecanı, bir ya şey. Onları da öldürmek falan. Zorunda kalıyoruz. Ben yani öldürürken bir kötü hissediyorum Zeynep. Bazen. sonra, yok olabilir. Ben de bazen hissediyorum açıkçası. Bana saldırıyor olsa, hayvan agresif saldırıyor olsa. Saldırıyor zaten ya. Her zaman değil. Şimdi bazen de. Saldırıyor zaten. Hayır, bazen de saldırmayanı da öldürüyoruz. Ok yapacağım, tüy gerek ya, falan diye. O zaman. O sana kalmış. O sana bırakılmış. Niye öldürüyorsun hayvanı? Ne yaptı hayvan sana? Çok güzeldi. Şeyli. Kafasında topuzlu, genç, hipster. Menban. Menbanlı hipster tarikat liderimiz. Evet ya, tarikat lideri resmen. Yani çok şey, karakter trailerları çok güzel görünüyordu zaten. Evet, evet oradan ya, bir gaz aldım ayrı. Ben. Ben konuyu da çok sevdim. Geçen videoda da konuştuk. True Detective'in ilk sezonunun atmosferi çok güzeldi bence. Yani atmosfer olarak eşsizdi bence. Yani şahsına münhasırdı anlamında söylüyorum. Ona yaklaşan bir şey yoktu anlamda değil de. Bu oyunda da umarım o atmosferi biraz verebilmişlerdir. Çünkü konusu çok ilginç. Hadi bakalım. Karakterleri de güzel yapmışlar değil mi? Tek bir sorun var benim için burada hikayede. Hani şey yapmışlar şimdi, kimse dışarıya haber veremiyor vesaire falan ama uçak var bir tane. Uçakla gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Hangi uçak? Karakterlerden birinin uçağı var. Vardır onun bir şeyi ya. Onun da
benzin şeyine, variline çubuk sokmuşlardı. Yok, hayır, uçuyor adam ya. Sürekli uçuyor zaten. Uçarak sana yardım ediyor ama belki şey yapmışlar hani artık bir şey mi yaptılar, radar gibi bir şey mi yaptılar, düşürüyor mu uçağı? Öğreniriz. Öyle bir o kadar büyük bir loophole kalmaz yani, eminim. Yoksa biner gideriz, FBI getiririz yani. Hani evet. Öyle düşün. Bakalım, evet, keyifli görünüyor. Bir köpek companion de var. Karakterler çok beğeniyorlar. Gibi. Çok beğeniyorlar. Karakterleri şey olarak, teknolojik olarak yani güzel yapmışlar gibi güzel duruyor. Güzel yapmışlar, çok güzel. Oyuna yani, da yansır umarım. Trailer çok güzel duruyor. Trailer'daki şeyler. Görsel olarak oyun beklediğimden biraz daha böyle... canlı değil mi? Diyeyim. Canlı böyle daha bir şey. Değil ama görelim bakalım yani. Çok da önemli değil aslında görselliği. Oynanışı çok güzel olduktan sonra. Şey yokmuş biliyor musun? Kule yokmuş bu sefer. Kule ama kule git aç harita evet, aç. Kule yok ama outpost alma olayı varmış. Evet ama outpost değil tam olarak galiba. Tabii. Köy gibi böyle başka bir şeyler var. O şey. Var, izledim hatta bir tane alma şeyini, videosunu. Evet, başka neyin var Ubi'de? Ubi'de neler var? Dersen Skull and Bones diye bir oyun duyurdular. Ondan sonra gizli bir cemiyetmiş, onu da senden evet. Öğrendim aslında. Evet, Amerika'da gizli bir cemiyet. Niye bir cemiyet adını seçmişler oyunlar için bilmiyorum. Araştırma yapmamışlar mı ama... Skull and Bones için böyle çok genel bir şey ama o şey var ya, sende de var bak, kuru kafa. Ve arkasında böyle iki kemik oldu. Tabii, direkt tabii. Skull and Bones. Ama yani hani direkt cemiyet adı. Google'lasan çıkar yani. İlk o çıkıyor zaten. O yüzden şöyle... Şimdi Ubisoft'un bir şeyini çok takdir ettim ben bu işte özellikle. Zaten çok güzel şeyler duyurdular ama eski öğelerini, varlıklarını mı diyeyim? Varlıklarını, assetlerini, varlıklarını yeniden kullanma konusunda çok güzel bir iş çıkarmışlar. Evet. Yani şimdi Assassin's Creed 4 Black Flag herkes çok severek oynadı benim gördüğüm bu oyunu. Yani gördüğüm kadarıyla böyleydi. Ben bile yani o deniz kısımlarından inanılmaz keyif aldım ki ben çok bile, sıkılırım. Bile'den kastımız Assassin's Creed'in hayranı takipçisi değilim. Yani. Ve de yani şey hani çok sıkılırım ben oyunlardan. O oyunu çok uzun süre oynadım ben de. Özellikle işte deniz battle'larını bilmem nesini. Korsan olayını çok güzel yapmışlardı gerçekten. O korsan battleship'ler bilmem ne falan filan. Şimdi düşünmüşler. Bu konsepte sahibiz zaten. Ve çok tuttu, çok beğenildi. Şentiler, o korsan şarkıları bilmem ne. Bunun üzerine bir oyun yapalım. Direkt deniz savaşı. Deneyimimizi, şeyimizi alıp oraya. Şey, oraya. Evet. Gibi. Çok güzel kullanmışlar. Umarım güzel olacaktır. Galiba multiplayer sadece ama emin değilim bundan. Yani güzel yapabilirler. Benzer şekilde bak bu asset kullanma olayına işte South Park şu an South Park oyunu yapıyorlar. Bir yandan da belki oradan artan assetleriyle ondan sonra ellerinde kalan diğer malzemelerle telefon oyunu, cep telefonu, akıllı telefon oyunu çıkarmışlar. Ondan sonra çıkarıyorlar. Ne adı? Phone Destroyer. Ondan sonra yani kullanıyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Phone Destroyer başka bir anlama gelmiyordu mu? Ya onu düşündüm. Gelmedi. Nasıl yapar? Phone Destroyer. Yok. Diğer isimleri gibi yani. Ya, böyle bir... Fractured Butthole gibi değil. Söylemen gerekiyordu. Ondan sonra Cima. The Stick of Truth'ta da bir şey yok ya. The Stick of Truth. Yok. Yok. Duyamıyorum ya da. Ondan sonra... Terbiyemiz bu kadar. Değil. Yani evet. Ubisoft bu işi kazandı bence arkadaşlar. E3 işini. Çok başarılılardı ya gerçekten de. Ve Nintendo'ya verdikleri destekten ötürü de kendilerine teşekkür ederim buradan. Evet, başka bir Ubisoft oyunu ise Transference. Çok merak ettim. Bir VR deneyimi. VR mıymış o? Neymiş ha, o? VR. VR işte, VR oyunu. Ben şey baktım, hiç çok bir açıklama yok. Hatta E3 sırasında baktığımda Wikipedia sayfası yoktu galiba. Çünkü hiçbir şey çıkmadı ya Google'da. Birkaç gün sonra baktım. İşte VR oyunu olacak yani. Çok ilginç. Çok güzel görünüyordu. Evet. Onun da birkaç oyuncu daha var. Bayağı güzel görünüyor. Ben heyecanlıyım onun için. Trailer çok ilginçti. Evet, trailer ilginçti. Kesinlikle. Ben de merakla beklerim. Abi VR cihazımız falan yok yani. Yok yani. Burada da öyle AVM'ye gidelim. Şey VR takalım falan. VR o olur mu onunla? Bilmiyorum. Sanmam. Ben de sanmıyorum. Daha sanmıyorum. Güçlü bir şey gerekir herhalde onun için. Herhalde bir cihaz gerekir. Önceki bir şeye bağlanmamız gerekir oynamak için. Ondan sonra... Evet, yani önemli olan şeyler bu kadar ama bir de 3DS için Samus Returns, o da remake galiba, şey Metroid 2'nin değil mi? Bir de Mario & Luigi Superstar Saga'nın remake'ini duyurdular bir expansion'la beraber.
3DS'i de unutmadık. 3DS'i de seviyoruz aslında biz. Aslında biz öyle sadece Switch sevmiyoruz. Şey vermek için. Reggie de zaten 2018'den sonra da desteklenecek 3DS dedi. Ama ben Reggie'ye inanmıyorum. Reggie kimi kandırıyorsun diyorum. Belli olmaz aslında. Tabii ki belli olmaz. Ama ben oyun özellikle Switch'e bu kadar yoğunlaşmışken Nintendo, yani şu an duyurulan oyunlardan da görüyoruz, bütün gücünü buraya vermişken çok destekleyeceklerini düşünmüyorum. 3DS ve DS serisini yavaş yavaş kapatacaklar diye düşünüyorum maalesef. Çok sevdiğim bazı çift ekranlı ya da dokunmatik ekran gerektiren oyunları bakalım nasıl taşıyacaklar, çok merak ediyorum. Çünkü docked olarak dokunmatik ekranı kullanmıyoruz docked haldeyken, şu haldeyken. O açıdan üzüntülerim var yani kesinlikle. Ama bir yolunu bulurlar diye umuyorum. Yani kendine has güzel bir seriydi gerçekten DS serisi ama böyle bitebilir gibime geliyor arkadaşlar. Ama yani elinizde 3DS varsa elden çıkarmayın derim. Yine de 2018 sonuna kadar oyun çıkmaya devam edecektir diye düşünüyorum ben. Sonrasında yavaş yavaş bay bay. Evet. PC Gaming'e hiçbir şey söylemedin. Aa evet, hiçbir şey yazmamıştık. Clay Griflands'ı duyurdu. Biz Clay'i çok seviyoruz Don't Starve'dan ama Oxygen Not Included'ı oynamadım daha. Ama niye oynamadık ben sana söyleyeyim. Niye canım? Çünkü Early Access'ti Zeynep'cim. Ha. Early Access'te olduğu için ve ben onu takip ediyorum bir yandan. Biraz daha tam şey yapamadılar, ütüleyemediler onun kırışıklarını. Wow. Evet, o oyunlar çok bıktırıcı olabiliyor çünkü Rimworld'da oynadığım için ben oradan biliyorum. Hani bir şey olsun tam üst noktasına gelsin. Ondan sonra. O zaman oynarım. Ama Don't Starve benim en sevdiğim oyunlardan birisi. Yani tezek. Tüm hayat tezek boyunca. Tezek peşinde geçen hayat. Kısa hayatım boyunca. Tezek peşinde. Evet ama Don't Starve harika bir oyun gerçekten. Gerçekten çok güzel bir oyun. Harika bir şirket zaten ya. Invisible Inc. mesela benim oynadığım en keyifli indie oyunlardan bir tanesi. Çok güzel yapılmış bir oyun gerçekten. Grifflands RPG. Evet ve ne içeriyor? Satış, ticaret, satmak. Tamam. Evet, geçtik. Heyecanı bozma. Başka? Combat. Evet. Değil mi? Combat var canım, combat. Diyalog. Diyalog. Kandırmalar. Hırsızlıklar. Evet. Yani en sevdiğim oyun öğelerini güzel bir RPG'de. Evet, evet, RPG'de şey oluyor ya, özellikle speech'e falan puan veriyoruz. Fallout'ta olduğu gibi başka nasıl yollarla çözebilirim bunu gibi. Diplomasi. Güzel şeyler. Şimdi Clay'in şeyini görmedik. Diyalog yazabiliyorlar mı bakalım. Onu evet. Da görmüş olacağız. Eğer güzel bir diyalog yazarlarsa, yeterince derinlik verebilirlerse bu oyuna, bu iş olur. Çok, evet, çok bunu, heyecanlıyım bu oyun için. Bu videoda bunu iki kere söyledik. RPG yapmayan, yeni RPG yapmış ya da diyalog önemli yapabilecekler mi diye. Böyle durumlarda eminim başka şirketlerde RPG oyunlarında çalışmış insanları böyle bir tabii, alıyorlardır yani. Onu yani. Bir alıyorlardır. O açıdan çok endişeli değilim. Haklı az olan, endişeliyim. Haklı olan şirket bunu yapar. Başka benim ilgimi XCOM çeken expansion, bir şey yoktu. XCOM 2 expansion'ı duyurdular. Ki o şey duydum hatta. O kadar büyük bir expansion'mış ki zaten Enemy Unknown'un birkaç katı dediler. O kadar büyük bir expansion'mış ki neredeyse XCOM 3 oluyormuş diye bir şey haber okudum. Çok büyükmüş evet arkadaşlar. İşte yeni karakter şey klas ekliyor bilmem ne. Ondan sonra yeni enemiler ekliyor. Birçok şey ekliyor. Hı. Ve oyunu baştan oynadığınız zaman yepyeni bir oyunmuşçasına eğlenceli bir deneyim sunuyor. Çok uzun soluklu bir oyun zaten. Hani iyi de bir yatırım olacaktır. O da Ağustos'un 29'unda Rabbids Mario XCOM ile aynı gün çıkıyor ilginç bir şekilde. Ha, çok denk güzel. Gelmişler herhalde. Tabii biz o gün Mario XCOM'u oynuyor olacağız. Evet. Olacağız. Evet. Böyle yani benim için Nintendo ve Ubisoft konferansı gibi bir şey oldu. Böyle. Onun dışında da merak ettiğim oyunlar var tabii ama hani Nintendo ve Ubisoft'u baştan sona diye bir suratla izlediğim çok, için güzeldi. Yani E3 konferansları sıkıcı olmaya başladı artık birkaç senedir yani. Birazcık hani yeni konsol falan duyurulmuyorsa. Bu sene eğlenceli olanlar, bizi uykuya sevk etmeyenler Ubisoft ve Nintendo oldu. Böyle izledik onu. Evet. Ama en çok yine Nintendo sunumunu sevdim ben.
o sade, o show şeyini sevmediğim için havası. Hani böyle geliyor, evet şimdi size bunu sunuyoruz, para saçın falan diyen tipler olmadığı için hoşuma gitti. Bir de yani arka arkaya oyun trailerları gösterdi Nintendo. Araya insan girmeden. Neyi unuttuk? Neyi? En güzel sunumu unuttuk ya. Ay 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 söyle. Devolver arkadaşlar. Devolver Digital. Yani sen git bir şirketsin. Bütçe ayır. Bir profesyonel şirkete bir video çektir. Ondan sonra bütçe ayır. E3'ten şey alan satın al, şey satın al, zaman satın al. Sonra gel böyle harika E3'le dalga geçen, ondan sonra oyun şirketleriyle dalga geçen bir şey yayında, video yayında. Ya ben bayıldım ya. Çok eğlenceliydi. Hani biraz fazla kanlı ve şey şiddetli oldu ama çok güzel bir şey oldu ama yani. Mükemmeldi ya. O noktaya kadar zaten E3'ü izleyip deliriyorsun bu şov manyaklığına. Sonra birden gelip birisi eleştiriyor bunu ve videonun içerisinde söyledikleri oyun da çalıştıkları oyun üzerinde değil mi? Bir tanesi öyle. Oyun da tanıttılar arada galiba. Yani evet, bir gösterdiler bir şey. Ben onları hepsini sahte oyun sanmıştım. Ama şimdi oyunu bilmesem de şirketin adını biliyorum. Tabii. Güzel. O yüzden adlarını duyururlar. Dikkatimi çekecek yani. Ya bence cidden içten yapmışlar yani, yoksa hiçbir şirket gidip buna böyle bir bütçe ayırmaz yani. Çok güzel dalga geçtiler. Yani izlemediyseniz Devolver Digital sunumunu bence mutlaka izleyin. Acayip keyifli. Oynayan çok keyifli. Abla da çok başarılıydı. O da aktörmüş tabii. Ondan sonra... The future of the gaming. The future. Ondan sonra spoiler vermeyelim şimdi daha fazla. Sonunda çok güzel. Çok eğlenceliydi ya. Yani ben bayıldım. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. İzlemedim canlı. Sonra işte insanlar konuşmaya başladı. Neymiş diye açtım baktım. Bayağı keyif aldık yani. Evet. E3'ün yıldızlarından biri de Devolver'dı yani. Bir tane adam vardı, hatırlıyor musun? Her videoda böyle çıkıyordu. Her gün, her E3'te. Evet. Jürgen. Bir abimiz vardı ya. Ubisoft insanı mıydı o? Hatırlamıyorum. Yeterince öğrenememişim. Bir de o benim komedi unsurumdu. Her yerden çıkıyor adam. Her yerden çıkan bir adam vardı gerçekten. Evet, böyle. Bu senenin E3'leri. Böyle. Switch için çok mutluyum. Nintendo çok güzel bir yolda ilerliyor. Beni şaşırtmaya devam ediyor. Bu kadarını beklemiyordum çünkü. Ben 2017'yi bu şekilde geçirirler, yeni bir şey duyurmazlar diye düşünüyordum. Ama Nintendo diyor ki biz bu konsolu ciddiye alıyoruz ve üzerine yoğunlaşacağız. Tabii hala söylemedikleri birçok şey var. İşte Virtual Console gelecek mi? Ne zaman gelecek? Netflix, Amazon Prime deyip duruyor, reci bir şeyler diyor ama ne zaman bunlar? Browser olacak mı? Save'lerimizi ne zaman yedekleyebileceğiz gibi sorularımız yavaş yavaş umarım çözülür. Save'lerimizi yedekleyemeden oynamaya devam etmek çok büyük bir risk o. Nasıl yapıyoruz büyük bunu? Büyük risk yapıyoruz ama işte. Yalnız bir şey diyeceğim. 6 ay önce Switch'i almayacağız diyorduk. Şimdi Xbox'ı almayacağız diyoruz. Bir sene önce Xbox'ı çıktığı günü almıştık. Harika bir yolculukta ilerliyoruz. Şimdi konuşmayalım bunları. Evet. Böyle ama ben Switch kararından memnunum. Ben de. Çünkü gerçekten beni şaşırttı yani. Hala bence 2018'de potansiyelini gösterecek, bekleyebilirsiniz almadıysanız. Ama şu anda alsanız bu yazdan itibaren pişman olmazsınız. Güzel oyunlar gelmeye başladı çünkü artık. Evet. Tata! Bizden evet. E3 böyleydi arkadaşlar. Daha ne denebilir E3 ile ilgili? Bir E3 daha geldi geçti. Evet, benim ilk her şeyini izlediğim E3'tü. Keyifliydi. Kesinlikle. Peki o zaman görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.